Bir deha karşısındaki süper güce diz çöktürebilir mi? Hannibal isminin en eski ve en ünlü sahibini hiç duydunuz mu? Kim o da bu hafta? Roma'nın korkulu rüyası. Kartacalı Hannibal Barca. Kartacalı Hannibal Barca, M.Ö. 247 ile M.Ö. 183 yılları arasında yaşadı. Babası ünlü Kartacalı komutan Hamilcar Barca idi. Hamilcar, M.Ö. 300 yılında yenildikleri 1. Pön Savaşı'nın da etkisiyle rivayete göre oğlunu Roma'ya karşı intikam duygusuyla büyüttü. Pön Savaşı'ndaki mağlubiyetinden sonra tekrar ayağa kalkan Kartaca, topraklarını Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar genişletti. Ancak Kartaca'nın İspanya ordusu komutanı olan Hannibal'ın Roma müttefiki Saguntum'u kuşatması ve parlamentosunun da kuşatmaya onay vermesi Roma ile Kartaca gerilimini tekrar yükseltti. Böylelikle Roma, Kartaca'ya savaş ilan etti ve 2. Pön Savaşı başladı. Fakat bu savaş beklediklerinden daha uzun ve korkutucu geçecekti. Hali hazırda Kartaca İspanya ordusu komutanı olan Hannibal, ordusunu İspanya'da topladı. Hannibal'ın hayali, dönemin en güçlü devletini işgal etmek, savaşı Roma topraklarına taşımaktı. Denizler tamamıyla Roma egemenliğindeydi. Deniz yoluyla ve hatta deniz kıyısına yakın yollarla dahi İtalya'ya, Roma'nın merkezine gidilemezdi. Bir plan yaptı ve karadan Alp dağlarını aşarak gitmeye karar verdi. Kardeşi Hasdrubal'ı ise İspanya topraklarını koruması için geride bıraktı. Roma ile ilk savaşında Kartaca savunma savaşı yapmıştı. Roma'nın beklentileri yine bu yöndeydi. Ama bu savaş farklı olacaktı ve fark Hannibal'ın simgesi haline gelecekti. 90 bin piyade, 20 bin süvari ve 37 fille 24 bin kilometrelik uzun bir yola çıktı. Hannibal, Alplerin eteklerine kışa doğru ulaştı. Ilıman iklime alışkın ordusuyla Roma arasında sadece Alpler vardı. Hannibal insani sınırları zorluyordu. 2500 metrenin üstünde soğuk nedir bilmeyen, sıcak iklime alışkın askerlerle beraber yürüyordu. Alplerin üstündeyken her gün yüzlerce askeri kaybetti. Ancak kararlıydı. Zirveye ulaştığında yollar heyelanla kapanmıştı. Şarap ve odun yardımıyla yaktığı ateşle donmuş taşları parçalayarak yolunu açtı. Ordusu fırtınalı dağları ve büyük nehirleri aşmıştı. Ancak yarı aç ve hastalıklıydılar. Ve hala gerçek düşmanlarıyla karşılaşmamışlardı. Bu durumdayken önce bir Roma birliği ile karşılaştılar ve onları yok ettiler. Kuzey İtalyalı kabileleri Kartaca ordusuna kattılar. Kendilerini durdurmayı amaçlayan ilk Roma ordusunuysa M.Ö. 218'de Trebia'da yendiler. Ardından 14 bin Kelt savaşçı Kartaca ordusuna katıldı. Sonrasında Trasimene Gölü Muharebesi'nde bir diğer Roma ordusunu yok ettiler. Hannibal'ın ordusu artık Roma'nın 150 kilometre dışında başkente saldırı mesafesindeydi. Roma olağanüstü durumlarda, savaşlarda kendisine bir diktatör seçerdi. Ve 50 yıl sonra ilk kez birini seçmişlerdi. Fabius Maximus, Hannibal'ı doğrudan muharebeyle yenemeyeceklerini düşünen diktatör, vurkaç taktikleri ve gerilla yöntemleriyle Kartaca ordusuna saldırmaya karar verdi. Büyük Roma ordusu, Kartacalı Hannibal Barca'nın karşısına doğrudan çıkamıyordu. Karşısına çıkacak bir ordu bulamayan Hannibal, Roma'nın yiyecek kaynaklarını, tarlalarını ve doğrudan sistematik düzenini hedef aldı. Bu sırada hastalanan Barca, enfeksiyon kapan gözünü kaybetti. Fabius Maximus ise Hannibal'la savaşmama politikası sonucunda Gaius Terentius Varro'nun da etkisiyle diktatörlüğü kaybetti. Terentius Varro ise Cumhuriyet dönemindeki Roma'nın en üst düzey yöneticisi yani konsülü oldu. Sonradan Scipio Africanus adını alacak olan Scipio ise Roma ordusunun başına getirildi. Roma'da o güne kadar toplanmış en büyük ordu o tarihe değin yapılan en büyük savaşlardan biri için Kartaca ordusunun üzerine yürümeye başladı. Keni Muharebesi'nde Roma ordusu kendisinin yarısı kadar kuvvete sahip olan Kartaca ordusuna Hannibal Barca'nın dahiyane savaş taktikleri neticesinde yenildi. Barca bu topraklarda 3. zaferini kazanmıştı ve Roma şehri artık savunmasızdı. Saldırıp tüm Roma'yı tarihin tozlu sayfalarına gönderebilirdi. Ancak o teslimiyet şartları iletmeyi tercih etti. Ama Roma teslimiyeti kabul etmedi. Askerlik yaşını 17'ye düşürüp savaşabilecek durumdaki tüm mahkumları serbest bırakıp toplayabildiği her yerden asker toplama çabasına girdi. Hannibal ise Kartaca parlamentosundan Roma'nın etrafındaki tüm şehirleri alıp onları teslimiyete zorlamak ve son kez mağlup etmek için destek istedi. Ancak güçlenen Hannibal Barca Kartaca parlamentosunu korkutmaya başlamıştı. Barca'nın beklediği destek gelmedi. Bu durumda Hannibal tekrar savaşa giremezdi. 7 yıl boyunca Roma topraklarında yalnız kaldı. Bu süre içerisinde Roma tekrar gücünü topladı. Sonrasında uzun süredir Hannibal'ı gözlemleyen Scipio, tıpkı onun yaptığı gibi beklenmeyeni yaparak o İtalya'dayken Kartaca'nın İspanya'daki topraklarını yağmaladı. Hannibal için artık harekete geçme vakti gelmişti. 11 yıldır görmediği İspanya'da bıraktığı kardeşi Hasdrubal'ı ordusuyla beraber İtalya'ya çağırdı.
onun desteğiyle kaldığı yerden zaferlerine devam etmek istiyordu. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Destek kuvvetlerinin yolda olduğu haberlerini bir şekilde alan Roma İmparatorluğu, Hasdrubal ve ordusunu yok edip kardeşinin kesik başını Hannibal'a gönderdi. Scipio ise İspanya'yı ele geçirerek Roma'ya geri döndü. Ardından Roma İmparatorluğu, Scipio komutasındaki kuvvetlerini Afrika'ya, Kartaca'nın kalbine gönderdi. Kartaca Senatosu ise yıllardır İtalya'dan çıkmasına izin vermedikleri Hannibal'ı kendilerini savunması için geri çağırdı. Ancak ilk kez Hannibal Barca kazanamayacaktı. Scipio, Zama Muharebesi'nde ismini Scipio Africanus yapacak olan galibiyetini aldı. Savaştan sağ kurtulan Barca, Kartaca'yı sonraları yeniden ekonomik olarak toparlasa da Roma, o sağ olduğu müddetçe peşini bırakmayacaktı. Romalıların baskısı ve ciddi muhalefetler neticesinde görevden alınan ve sürgüne giden Barca, önce Ermenistan'a, sonra ise bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan Bitinya Krallığı'na gitti. Ancak Romalılar onu orada da buldular. Roma'yı yıkımın kıyısına sürükleyen korkulu rüyası Hannibal Barca, Romalılar tarafından ele geçirilmeden yüzündeki zehri içerek intihar etti. İsminden esinlenilerek onlarca film yapılan Hannibal Barca, tarihteki en büyük askeri dehalardan biriydi.